Acılar. Martin balık. Ne kadar para? Maşallah. Sen neredesin? Sen? Baban ne? Peki. Şu kızlar bize bakın bu tarafa. Evet. Sayın Bakanım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Canlar bakın. Saçın ne kadar ölmüş annen ya? Selam söyle, senin de saçın güzel ölmüş. Evet. Nasılsınız? Geçmiş olsun. Ben de gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Yapabilirsin de. Ama da kurda seçildi. İyi bakıyorsun. Çok çok değerli milletvekilimiz, asrımızın kıymetli mensupları, bugün gerçekten çok sevdiğimiz Sinop'tayız, biraz önce Erfel'e giderek oradan temel atma merasimi yaptık. Müjdelerimizi verdik. Ben de size sadece bilgi vermek istiyorum. Sinop gerçekten çok güzel bir memleket. Karadeniz'in ilgisi, güzel bir ilimiz. Ben de hakikaten gurur duyuyorum Sinop'ta, Sinoplarla. Değerli valimizle beraber Bayburt'ta, Şırnak'ta çalıştığımız çok kıymetli bir vali. Dolayısıyla inşallah birlikte ve Sinop'a çok güzel hizmetler yapacağız. Ayrıca benim de kardeşim, aynı zamanda milletvekilimiz Nazım Maruş kardeşimle birlikte Sinop'u öyle düşünüyoruz. Meclise gittiğimiz zaman, birbirimizi gördüğümüz zaman Sinop'u hemen aklımıza geliyor. Bugün de işte değerli kardeşlerim, 6 tane tesisin temelini attık Erfelek'te, 83 milyon TL. Bunlardan aslında bir paket orman genel müdürlüğümüz paketi. Burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum, Erfelek'te ilan ettim. Artık her şey milleti için diyerek, insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla ormanlarda ormanlarımızı biz kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak kullanmaya karar verdik. Nitekim Erfelek'te vatandaşlara dedik ki kestane ormanı kuracağız. Kestane balı üretiminde Sinop uşağı kaldıracağız. Hatta öyle destek vereceğiz ki %20 SİBE, %80'i de faizsiz, 5 yıl geri ödemeli, kazanacak, satacak, bize ödeyecek, faiz yok. Yani babası böyle bir imkanı onunla vermez. Ayrıca ormandan arıcılara yer vereceğiz. Kestane balı için gerekli kestaneler dikeceğiz. Yok bak kestane balı değil de ben ceviz üretmek istiyorum derse ceviz ormanı kuracağız, badem ormanı kuracağız. Hatta orman köylerimiz burasının hemen hemen tamamı orman köylüsü. Artık dedik ki orman köylerini özellikle kalkındırmak maksadıyla gelir getirici ürünleri biz dikiyoruz. 3 yıl bakımı bütün masrafları devlet ait. Geliri 49 yıl vatandaşa ait olmak üzere teslim ediyoruz, sertifika veriyoruz. Ama bunu yaparken en yakın orman köyündeki hane başına parselleyip taksim ediyoruz, kura çekiyorlar. Hatta Erfelek'te de bunun nasıl adil, eşit bir şekilde nasıl yapılacağını gösterdim. Hiç kimsenin itirazı olamaz. Çünkü herkesin göz önünde kura çekiliyor. Hangi parsel? Bir de parseller için verdiğimiz arz sayısı eşit. Dolayısıyla bunu özellikle uygulamak istiyorum. Bunun dışında ben süt sığırcılığı yapmak isteyene sığır verdik. Koyunculuk yapmak istiyorum diyenlere 30 tane koyun, bir tane koyun verdik. Böylece onların sertifikalarını verdik. Fenarcılığı yapmak isteyenlere bu şekilde destek verdik. Yani velhasıl hatta mantolama, güneş enerji sistemleri, güneş ısısından yararlanan ben sularımı güneş ısısı diyen orman köylerine güneş ısısı, güneş enerji sistemleri dahi verdik. Yani orman artık orman köylerin hizmetinde. Eskiden biliyorsunuz ormanlara girilmez, yasaktı. Hatta bir çılgın çırpı gibi görse hem merkebini hem traktörünü el koyardı. Hatta bu yüzden biliyorsunuz türküler yakılmıştır.
aman ormancı, canım ormancı diye türküler var. Bunu artık bu defteri kapattık. Dedim ki bütün ormancılara milletimiz her şeyin üzerinde başımızın tacı. Bundan böyle orman bölgesi özellikle orman teşkilatının hasmı değil, kısım olacak dedik. Böyle bir seferberlik başlattı. Bunun için biz Sinop'ta kestane ormanlarını kurarak vatandaşa vereceğiz. Kestane toplayacak. Aynı zamanda kestane ormanlar içinde muhteşem sertifikalı bir şekilde kestane balı üreteceğiz. Bütün dünyaya pazar edeceğiz. Şimdi Sayın Valimiz ve diğer arkadaşlarla verdiğimiz talimata göre bunu bir marka oluşturacağız. Sertifika da vereceğiz. Yani artık tanınmış balar. Bunun dışında DS'nin tesisleri vardı. Burada var, sizlere dağıtılacak. Talep edilen Boyabat'ta, Duragan'da, Erfelek'te, Saraydüzü'nde ve Dikmen dere sınavları var. Onların temel attık. Onlar da kısa zamanda bitecek. Yeterli mi değil? Biz biliyorsunuz geçen yıl 23 Haziran'da gelmiştim ben. Orada da müjde verdik, temel attık. Hatta limanda da hep birlikte Ramazan'ı tesafet etmişti. Hep birlikte iftar ettik. Aşağı yukarı 4500 Sinop'ta katıldı. Herkes katıldı. Güzel bir program olmuştu. O tarihte 29 müjde verdik. Bu 29 müjdenin 15'ini tamamladık değerli kardeşlerim. 14'ünü de inşa bitiriyoruz. Hatta ben bugün meydanda Erfelek'te şu bitiş tarihleriyle ilgili talimatı da verdim. Şu tarihte bitecek diye. Onlar da kalan 14'ü de hemen bitireceğiz bu sene. Bir kısmı ve büyük tesisler önümüzdeki yıl bitecek. Ama bu sefer ayrıca biliyorsunuz 8 müjde getirdim. Bunlardan bir tanesi de su işlerine, 5 tane orman genel müdürüne, 1 tane doğa koruma milli parklara, 1 tane de meteorolojiye. Bunları ben detaya girmeyeyim. Havada sıcak. Sizler şurada özellikle daha önce verdiğiniz müjdeler 43. sayfada 43, 44, 45, 46, 47. sayfada bunlar yazıyor. Bunlar bizim vaadimiz. Biz sözün eri hükümetiz. Söz verince ne pahasına olursa olsun yaparız. Yani nitekim bunlar daha bir sıra olmadan bunlar yapılmaya başladı. Yeni müjdeler de yapacağız. Tabii burada büyük düşünüyoruz değerli kardeşlerim. Yani Sinop için büyük liderlerimiz var. Ben vekilime çok teşekkür ediyorum. Kendisi hakikaten bu konuda büyük projeleri getiriyor. Biz de istişare ediyoruz. Şimdi inşallah valimizle birlikte bütün kurum ve kuruşlar büyük bahane yapacak. Şu ana kadar biz Sinop'a, hakikaten Sinop nüfus olmasına rağmen nüfus başına yatırım, en çok yatırım alan illerden birisi. Özetle vurgulayayım. Bakın arkadaşlar, biz burada Sinop'a, Samsun'da gelmek eziyetti. 4-4,5 saatte gelebildiğimi biliyorum. Ama şimdi 1 saat 10 dakikada bizim özellikle neredeyse Samsun'da Erfelek'e gittik. Yani yollar artık Afyon kaymağı gibi oldu. Allah'a şükür. Havaalanımız var. İnşallah. Evet, siz evet. Şeyden, şimdi şöyle. Doğru, onlar ayrıca. Şimdi normalde 10 milyar TL burada yatırımlarda aslan payını hakikaten Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığımız aldı. Onlar bendeki rakam 5 milyar 400 şey yapıyor ama evet, son yakamlarda daha da arttı. Biz de 1 milyar 225 milyon TL'lik yatırım yaptık. Burada özellikle 5 tane baraj yaptık. Ayrıca burada su yok. Problem çok büyük, has safhadaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız bana talimat vermişti. Veysel Hoca, Erfelek Barajı'nı madem orada Veysel Köy var senin, Erfelek Barajı'nı derhal bitireceksin diye. Ben de gelip hemen Erfelek Barajı'nı Yunan hikayesine dönmüş. Dedim ki teşhardım, bugün şu saate kadar bitireceksin. Ben de burada bekleyeceğim diye hakikaten. Çok kısa zamanda bitirdik. Ve orada ta Sinop'a kaldı. Sinop, dahil olmak üzere. Erfelek ilçe merkezi 33 yerleşim yerine su götürdük. Bu gerçekten şu anda menba suyu gibi su içiyor. Yazın tabi buralarda nüfus artıyor. Susuzluk çektirmeyeceğiz. Onu özellikle belirteyim. 5 tane baraj, 47 bin
390 dekar arazide sulamaya açtık. 26 dere ıslah ettik. 45 milyon fidanlı toprak oluşturduk. İki şehir ormanı, 3 bal ormanı kurduk. Yalnız bal ormanı sayısını orada vatandaşlar talep etti. Bir kuruya bütün dünyaya kestane balı üreten bir merkez yapmak istiyoruz. Bal üretim ve ihracat üssü. Ben de o zaman talimat verdim. Bakın bunu da söylüyorum. Vatandaşlar gelsin. Bal ormanı sayısını 3'ten 10'a çıkarıyoruz. 10 tane bal ormanı. Ve bal üreticilerine de parası yoksa tam destek vereceğiz. %20'si de hibe. Orman köylerine büyük destek veriyoruz burada. 2229 adiye aşağı yukarı 19 milyon destek vermişiz. Tabii bu arada sulama tesisleri var. Dere ıslahlarında burası gerçekten istenen her dereyi ıslah ettik. Şimdiye kadar 26 dere ıslah etmişiz. Ama yeterli mi? Değil. Şimdi inşallah şu anda 12 tane daha deri, 10 tane dere daha ıslah ediliyor. Bir kısmını temel attık. 13 tane daha inşallah bunlar toplam 13 tane derede ıslah edilecek. Bunun dışında ormancılıktan bahsettim. Burası orman açısından en zengin illerimizden birisi. Normalde %64'ü orman. O yüzden biz burada orman köylerine büyük destek veriyoruz. Ve bal ormanları, şehir ormanları, mesirlik alanlar kuruyoruz. Ve sözümüz de şu, özellikle orman köylerine büyük destek vereceğiz. Bunları da özellikle müjdeliyorum. Tabii sadece biz çalışmıyoruz. Bir de doğa koruma milli parklarla ilgili projeden bahsedeyim. Arkadaşlar biz Sinop yeteri kadar turizmden pay almıyor. Bu maksatla biz şöyle bir karar aldık. Ya biz tabiat turizmi sadece deniz turizmi değil, tabiat turizmi muhteşem şelaleler var biliyorsunuz. Tabiat varlıkları, tabiat güzellikleri. Sinop tabiat güzellikleri arasında Türkiye'nin incisi. Bu yüzden tabiat turizmi master planı hazırladık. Sayın Valim bunu teslim ediyorum sen. Hatta uygulama eylem planı da hazırladık. Hedefimiz şu, Sinop'u zengin turistlerin geleceği büyük bir turizm merkezine dönüştürmek. Kültür ve Turizm Bakanımızı ziyaret ettiğim zaman Numan Kurtulmuş Bey'i ona da anlattım. O da tam destek vereceğini ifade etti değerli kardeşler. Çünkü burada Hamsi Losu Tabiat Parkı, Tatlıca Şenerli Tabiat Parkı ve Topalçam Tabiat Parkı olmak üzere 3 tane tabiat parkımız var. Ama burada şu müjdeyi vereyim. Özellikle Erfelek'teki Tatlısu Tabiat Parkı'nın alanı dar deniliyordu. Bugün oturduk bütün kurum ve kuruluşlardan özellikle bir genişletme yani aşağı yukarı %100 genişletme ile ilgili karar aldık. Bunu da imzaladık. Aşağı yukarı 720 dekara yükselttik. Bu müjdeyi duyuralım. Çünkü orada kadar 400 dekardan 720 dekara yükselttik. %100'e yakın. Bu müjdeyi lütfen basın mensupları bütün Türkiye'ye duyurdun. Çünkü orada yer yok diye çoğu insan gelemiyordu. Kilometrelerce kırık oluyordu. Hatta valim geldiğimde orayı ziyaret etmek istemiş. 2 kilometre kırık olduğu için başka bir zaman değer etmişler. Bu şekilde. Tabiat anıtları var. Tabiat koruma alanı var. Bunlar özellikle belirtiyor. Allah'ım çok teşekkür ederim. Evet. Sayın Valim, bakalım. Teşekkür ederiz Sayın Valim. Bir de Erfelek tezgi ettiler ama bizim burada yine adetimiz. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.